İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın 167 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan, bölge yönetimi başkanlarıyla istişare toplantısında bulundu. Paşinyan ve Aliyev bir arada bir araya gelecek. ABD, Türk güçlerini silahlandırmaya devam ediyor. Halep'teki Sukkırt Şehitler Ermeni Kilisesi'nin kutlama töreni gerçekleşecek. Antranik Tagesyan, Aygazyan'ın yeni girişimi hakkında konuştu. Birlikte başarıya ulaşacağız. Arjantin'de Ermenilere karşı gerçekleştirilen soykırım müzesi için fon oluşturulacak. Batı Ermenistan'ın 167 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. Batı Ermenistan'ın şehirleri olan Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Van'da 14, Bitlis'te 99, Muş'ta 10 ve Hakkari'de ise 44 olmak üzere toplam 167 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere il özel idaresi ekipleri kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Artsakh Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bako Saakyan, Cumhuriyet'in bölge idare başkanlarının katılımıyla 25 Mart'ta gerçekleştirdiği istişare toplantısında bir dizi sosyoekonomik programın uygulanmasına ilişkin konuları ele aldı. Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanlığından bildirildiğine göre, Artsakh Cumhuriyeti Devlet Bakanı Grigori Mardirosyan ve diğer yetkililer toplantıda hazır bulundular. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 29 Mart'ta Viyana'da bir araya gelecek. Viyana'daki diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre iki liderin görüşmesi Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı AGİT Minsk Grubu eş başkanlarının arabuluculuğuyla gerçekleşecek. Amerika Birleşik Devletleri Kürt güçlerini silahlandırmaya devam ediyor. Özellikle son günlerde Kobani ve Kamışlı'ya 400 kamyon, askeri teçhizat ve mühimmat taşındı. Aynı zamanda Türk yanlısı güçler, konuşlandıkları Suriye'nin kuzey bölgelerindeki üslerini sağlamlaştırmak için büyük çapta tahkimat çalışmaları gerçekleştiriyor. Onlar özellikle Afrin bölgesinden Kürt güçlerin ve Suriye ordusunun saldırılarını beklemektedir. Makamı Lübnan'da bulunan Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram Suriye'ye gitmeye hazırlanıyor. 30 Mart tarihinde Suriye'nin Halep şehrinde Kilikya Katolikosluğuna bağlı Kutsal 40 Şehitler Ermeni Kilisesi'nin yeniden kutsanmasını gerçekleştirecek. Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram ilgili bu bilgiyi Antilyas'ta bulunan Ana Katedral'da yaptığı konuşma sırasında açıkladı. 1. Aram son 7 yılda Suriye panik içindeydi. Suriye Ermenileri toparlanma sürecine başlıyor ifadesini kullandı. 15. yüzyılın başında inşa edilen bu kilise defalarca farklı saldırılara maruz kalıp harabeye dönmüştü. Fakat tüm dünyaya yayılmış Ermenilerin desteğiyle tekrar yenilenmişti. Halep, IŞİD'den kurtulduktan sonra kilise faaliyet göstermiyordu çünkü patlamadan büyük hasar görmüştü. Bu kez de dünyanın farklı ülkelerinden Ermeniler maddi destek verdiler ve Suriye'nin en güzel Ermeni kiliselerinden birinin restorasyonuna katkıda bulundular. Lübnan'da faaliyet gösteren Aygazyan adlı üniversitenin Armenoloji Bölüm Başkanı Dr. Antranik Takesyan bugünlerde Kıbrıs'ı ziyaret etti. Bay Takesyan'ın Kıbrıs'a ziyarette bulunduğu haberini yayan Kıbrıs Ermeni cemaatinin en aktif üyelerinden biri olan ve Gıbra Hayer e-magazin portalının sahibi Simon Aynecihan aynı zamanda bu vesileyle onunla kısa bir röportajda da bulundu. Röportaj sırasında Lübnanlı Ermeni Armenolog gelecek Mayıs ayı sonlarında Beyrut'ta gerçekleşecek olan Kıbrıs ve Yunanistan Ermenileri adlı sempozyum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Aygazyan Üniversitesi'nin son birkaç yıldır Ermeni diasporasının tarihi değerlerini ortaya çıkarmak için diasporanın ve ana vatanın entelektüellerini ve araştırmacılarını birleştirmek amacıyla benzer sempozyumlar düzenlediğini belirtmekte fayda var. Arjantin'deki Ermenilere karşı uygulanan soykırım müzesiyle ilgili sorumlu, Ermenilere karşı uygulanan soykırım anıt vakfının yöneticisi Profesör Nelida Bulgurcan gerçekleştirdiği bir basın toplantısında Arjantin'de inşa edilecek olan Ermenilere karşı uygulanan soykırım müzesi, soykırım konusunda halkın bilinçlenmesini sağlayacak, yeni nesiller eğitecek ve farklı kurumların dikkatini müzeye çekecektir dedi.
O ayrıca misyonun Ermenilere karşı uygulanan soykırımın dersleri yoluyla insan onurunu geliştirmek ve diğer soykırımları önlemek için çalışacağımız fikrine dayanmaktadır. Bu vizyon, müzenin Türk rejiminin politikaları sonucunda katledilen 1,5 milyon Ermeninin soykırıma uğradığı konusunda farkındalık yaratmayı teşvik eden, Ermenilere karşı uygulanan soykırıma odaklanan bir anıt olarak hizmet edeceği fikrine odaklanmıştır. Başkalarını etnik, dini veya politik açıdan kabul etmemenin sonuçlarını göstererek yeni nesiller yetiştireceğiz diye belirtti. Müzenin açılışı ile ilgili olarak da Nelide Bulgurcan, 2 yıl içinde halka açık olacağı umudunu dile getirdi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Narek Boğusyan ile Yeva Yeganya'nın seslendirdiği Derunç Zohum eseri sunuyoruz. Sen de Rus diyorum ben, Mila Vakşi kardeş kardeşorum ben. Bin orkesi de sen de Rus diyorum ben, Min aşa karşı kardeş kardeşorum ben. Kasım Vakşi bu ve sen çişörüm de gaz, Duyum sazes yere dalen dolu de gaz. Kasım Vakşi bu ve sen çişörüm de gaz, Duyum sazes yere dalen dolu de gaz. Sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.